250 süre açtı. Süreyi matrikana gir, ne alacağım? Bunlar bana 100 lira borç. Abi ne diyor? Osmanlı Çin'i ne zaman çıkıyor sanırım? Osmanlı Çin'den meyveli başlangıç. Öncelikle şu anda yazlık meyve demeyeyim de yazlık meyvenin başlangıcı olan bahar meyveleri başladı. İlkbahar meyveleri başladı. Bunun akabilinde yaz meyveleri başlayacak. Bunları alırken tazeliğini anlayabilmek için parlaklığına, sertliğine ve meyvenin diyeyim, canlı duruşuna dikkat etmemiz lazım. Vatandaşlar geliyor bazen pörsümüş mallar oluyor. Pörsümüş dedim, bayatlamış mallar oluyor. 3-5 günlük mallar oluyor. Bunları anlamadan alıyorlar. Bunları anlayabilmek için ellemeleri lazım. Malın sertliği, dinçliği ve parlaklığı çok önemli yaz meyvelerinin. Bunlardan anlamaları lazım. Şimdi bölgeler olarak değişiyor yani. Çileklerin cinsleri değişiyor. Bu cinsleri farklı farklı çilekler var mesela. 70-80 çeşit çilek var. Bu çilekler şimdi saymayla bitmez. Ama vatandaş bunun çilekler ismini bilemez. En güzel çilek eski Osmanlı çileğidir. Aroma çileği dediğimiz çilek vardır. Onu da tabi hangi bölgeden geldiği veyahut da hangi günlerde geldiği belli olmuyor. Geldiği zaman da yakalayan vatandaşlar şanslı oluyor diye belirim yani. Şu andaki karpuzlar İran'dan geliyor. Bunun peşinden Antalya'nın seraları başlıyor. Kavunlarımız başlamış vaziyette. Şu anda kavunlar yerli. Mersin'den geliyor. Antalya'dan geliyor. Yani kavunlar yerli geliyor. Karpuzlar şu anda İran'dan geliyor. Ama 10 gün sonra da kendi yerli karpuzlarımız başlayacak yani. Seralarda hazır vaziyette. Da o iyice olmasını bekliyorlar. Bir hafta 10 gün sonra yerli karpuz yemeye başlarız. Karpuzlar gayet güzel geliyor. Şu anda gelen İran karpuzları da çok kaliteli geliyor. Daha önceleri böyle karpuz gelmiyordu ama son günlerde gelen karpuzlar çok çok iyi geliyor yani. Karpuz ve kavunu seçmişi, karpuzlar tabii yine canlılığına bakılacak. Veyahut da eliyle vurduğu zaman, tıp tıp öttüğü zaman karpuzun içi boş olur. Tın tın ötmesi lazım ki karpuzu iyi olduğunu anlayabilsin. Karpuzlar bazıları eliyle böyle vururlar değil ya. Eline alıp şu şekilde vurduğu zaman tıp tıp öter karpuz, tın tın öter. Tıp tıp öttüğü zaman içi boştur veyahut da hamdır. Ağırlığından anlarız kavunu. Bir de şu arka kısmının yumuşak oluşundan anlarız. Bu arka kısmı yumuşak olduğu zaman kavun olgun ve tatlı olduğu anlaşılır. Tatsız kavunlar çok hafif olur ve arka tarafı sert olur. Tatlı kavunların ilk önce arka tarafı yumuşak olur ve ağır olur kavunlar. Kavun ne kadar küçük olursa olsun ağır olduğu zaman kavun zil gibi olur ve tatlı olur yani. Şu mevsimde ben şu anda çileğe yeşil erik ve yeşil çağlay tavsiye ediyorum. Bunun akabinde siyah tut yeni başladı. Siyah tut da bol bol tüketsinler. Çünkü vücuttaki kanı temizliyor. Ağız ve mide yaralarını yok ediyor. Çok değerli bir meyvemizdir. Ülkemizde yetişiyor. Bunları bol bol tüketmeleri lazım. Bunun yanı sıra da yerli kavunumuz var. Ve karpuzumuz. Türkiye'nin karpuzu başladığı zaman bunları da bol bol tüketmelerini tavsiye ediyorum yani. Şu anda karpuz ve kavun bollaştı diyebiliriz. Karpuz 2,5-3 liraya kadar düştü. Kavun da bu hafta bugün itibariyle 8 liraya düştü. Bir hafta önce 15 liraydı kilosu. Bu hafta düştü yani. Önümüz haftalara biraz daha düşer. Yeşil erik ona keza inmeye başladı. 50 lirayla başladık. Şu anda erik 15 liraya kadar düştü kilosu. Daha bu birinci sınıf erikler, ikinci sınıflar var. 7,5-8 liraya satılıyor kilosu. İyi çağla yine 20 lira, 15 lira. Normal yerli çağlamız başladı. Burada var gözükmekte. Bu da 10-12 lira civarında satılıyor. Kara paket halinde geliyor. Yarım kilonun üzerinde 600 gram, 700 gram civarında geliyor. Paket olarak 5 liraya satıyoruz. Onda kilosu 10 liraya falan geliyor. Bu arada çilek Anamur'dan geliyor. Çilek de düşmeye başladı. En iyi çilek şu anda 7 lira, 6 lira civarında seyrediyor yani. Herkesin alabileceği bütçesine uygun meyveler pazarımızda bulunmakta yani. 250 gramdan 1 kiloya kadar alabiliyorlar.
ve bütçesine uygun yiyebiliyor vatandaşımız. Evet.